Herkese merhaba, ben Faked ve yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce geçen bölümdeki yorumlarınızı okudum. Bir sürü kişiye geçmiş olsun falan yazmış, hepinize teşekkür ederim. İyileşmen ne kadar sürecek diye soranlar var. İyileşmem, tam olarak iyileşmem yani. Doğru düzgün oturup oynayabilecek duruma gelmem veya ne bileyim işte koşabilecek duruma gelmem. 2 ayı bulacak. O yüzden iyileşene kadar video çekmeye ara vermek istemiyorum. Bazıları ara ver, boş ver falan demiş. Çünkü 2 ay oldukça uzun bir süre. Zaten son zamanlarda çok aksaklık oldu. Haftada bir iki kere hastaneye kontrole falan gitmem gerekiyor. Belki o zamanlar aksaklık olur ama artık genel olarak video gelmeye devam edecektir. Şimdi gördüğünüz gibi bu birinci cihazı tamamen doldurdu sayılır. Şimdi yavaş yavaş bunu doldurmaya başlıyor. Fakat çok uzun sürecek bütün cihazları doldurması. Ve bu bütün cihazları, yani bütün dynamoları diyeyim, doldurana kadar lavda pek kâra geçemeyeceğiz. Dolayısıyla ben bizim şuradaki lav gölünden buraya lav taşıyacağım ve işlemi birazcık hızlandırmış olacağım. Önce bir uyuyayım. Tamam. Şimdi tabii ki yürüyüp yürüyüp gelmeyeceğiz. Ben buraya hemen bir portal açacağım. Şuraya mesela. Hangisiydi? Sağ mıydı? Tutmadı. Tamam. Hemen şuraya. Zaten buradan bolca, bayağı bolca lav çektim. Kovayla. Kendime bu kadar obsidiyen yaparken. 21 tane obsidiyenim var. O yüzden lav oldukça azaldı burada da. Şimdi bir bakalım. Bunun içi artık lavla dolmuş. Bu gayet rahat ve mutlu. Şimdi bunu dolduracağım. Evet, ben bu şekilde doldurabildiğim kadar doldurup geleyim. Evet, hepsinin içine doldurdum. Hepsinin içinde yaklaşık bir kovalık boş yer kalmıştı. Ve geri kalanında bu cihaz yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde dolduracaktır. Bakalım hala kâra geçiyor muyuz? 3200 oldu. Evet, çok az da olsa kâra geçiyor gibiyiz bütün cihazlarda lav konusunda. Pekala. Enerji üretmenin en iyi yolu değil ama kesinlikle en azından şimdilik bizim için etkili bir yol. Bakın bir sürü birikmiş. Pekala. Direkt olarak Nether Rock'tan enerji üretiyoruz şu anda. Bunu tamamladık, güzel. Şimdi ben bir hemen... Çantamı boşaltacağım. Ve ondan sonra geri geleceğim. Ayrıca fark etmedim. Slime'ları öldürürken slime trofi düşürmüşüz. Bunun düşmesi gerçekten çok çok küçük bir şans. Ve sanırım sadece ses çıkarıyor. Böyle bir heykelcik. Şimdiki yapacağımız şey ise bizim bu bölgeyi tamamen aydınlatıp yaratıkların hiç doğmayacağı bir şekilde getirmek. Daha sonra etrafını da çitlerle çevirmek. Oldukça büyük bir bölgeyi. Ve bunu da tabii ki videodayken yapmayacağım. Öncelikle şu ağaçlardan kurtulmak istiyorum. Evet, gerçekten bu balta yardımcı oluyor. Yoksa bu ağaçları kesmek tam bir eziyet. Her tarafa doğru uzanmış işte... Kütükleri bir oraya bir oraya. Gerçekten çok büyük zahmet ama benim için oldukça kolay. Tamam. Yavaş yavaş yaprakları da yok olacaktır. Burada oldukça büyük bir alan açık. Oldukça fazla cobblestone'um da var. Şimdi ben hemen bir sürü çit yapıp buraları kaplamaya başlayacağım. Tabii ki ondan önce bir sandık yapmam lazım. Ve sandığa da her şeyimi koyacağım. Pekala. Pekala. Bolca wall yaptım bakacak olursak. Oldukça fazla. Yeterli olmazsa kabuk solumuz bol. Hemen oradan alabilirim.
Ne kadarlık bir alanı kaplayacağımı emin değilim ama iyi kötü bir fikrim var. Şimdi şey diye düşünüyorum. Şu gölü içine almama gerek yok. Yani gölün yanından geçecek, çekeceğimiz duvar böyle geçecek. Magic Forest'ı kaplamayacak. Yani yaklaşık buralardan geçecek. Buradan böyle dolaşacak. Buradan şöyle dolaşacak işte. Karlı alana girmeyecek. Buradaki ağaçların arkasından geçecek şöyle. Evet, geri döndüm ve dediğim duvarı çektim. Ve duvarlarım şuraya kadar geldi dolaşıp orada bitti. Çok azıcık bir şey kaldı yani. Duvar buradan böyle dolaşıyor. Hemen göstereyim size şöyle. Buradan şöyle, buradan böyle. Bizim kaktüs tarlasını da kapsıyor. Buradan öyle geçiyor. Şöylece devam ediyor. İşte böyle gidiyor. Buradan buraya geçiyor. Oralardan dolaşıyor. Kısacası artık muhtemelen içeriden hiçbir şey dışarı çıkamaz. Dışarıdan da hiçbir şey içeri gelemez bu bölgeye. Tek yapmam gereken bu bölgede yaratık doğmamasını sağlamak artık. Şu anda pek mümkün bir şey değil gibi. Tabii ki böyle tümsekli yerlerden şimdilik dışarı çıkabilirler. Şimdilik. Nasıl olsa daha sonra buralarda biz bir şeyler inşa etmeye başladıkça ben buradaki toprakları kazacağım, alanı düzleştireceğim. İşte çok fazla yükselti farkı olan yerlere merdiven yapacağım. Buralar dümdüz ve güzel bir alan olacak. Ancak o zaman tam düzgün duvar olabilir. Şimdilik bu kadar da yeterli ve sanırım bütün enginler ağzına kadar lavla dolmuş. Evet. Hepsi ağzına kadar lavla dolduysa bu da demek oluyor ki yakın bir zamanda biz artık buraya bir tank koyup lav biriktirmeye başlayabiliriz bedavadan. Ve redstone enerjisi elde oldukça fazla dolmuş. Yarıya kadar dolmuş. Bayağı fazla sayıdır bu. Tamam, dolduktan sonra da bu cihazı kapatabiliriz. Bir süreliğine. Evet. Şimdi duvarı çektim ve duvarı çekerken tabii ki bir sürü işte seed'dir. Ondan sonra ağaçtır. Onları falan da yok ettim, yoluma çıkanları. Onların eşyalarını hemen atayım. Evet. Bunu da hallettiğimize göre hemen şuradaki ben boşluğu da kapatayım. Birazcık daha şey cobblestone wall yapıp. O cihaz da hala bize cobblestone üretmeye devam ediyor. Daha sonra da ihtiyacımız olursa diye. 60 tane daha olsun. Kimseye zararı yok. 12-64'lük duvarımız vardı. Ve yetmedi. Yani bayağı büyük bir alanı yaptım. Hemen şunu da şuradan çekelim ve biz ayakkabımız sayesinde zıplayıp çıkabiliriz bu alandan. Bizi rahatsız edecek bir şey değil. Şimdi alanı belirledik, artık alanın içinde güzel inşalarımızı yapma zamanı. Öncelikle iyi bir küreye ihtiyacım olacak buraları düzlemek için, çünkü çok fazla kazılacak yer var bu alanda. Bölgeyi düzleştirmeye başlamıştım. Tabii ki eğlenceli bir işlem olmadığı için videoda değilken yapıyordum. Küreğim kırıldı. Tamir edecek malzemem varsa tamir edip devam edeceğim. Hızı zaten fena değil. Eğer tamir edecek malzemem yoksa da direkt yeni bir kürek yapacağız birlikte. Ve varmış. O zaman ben bunu tamir edeceğim. Tamir edip kaza kaza, tamir edip kaza kaza bu bölgeyi tümden çıkarmayı planlıyorum. Şurayı tümden, burası dümdüz olmasını planlıyorum. Ve geri geleceğim. Kazmaya devam. Geri geldim ve ne kadar kazdığımı şimdi size göstereceğim. Hazır olun. Hadi be, bu sandık da dolmuş. Gerçekten çok kazdım. Hadi bir 4 sandığı daha yapalım. Ops. O benim yatağım. Evet. Burada kocaman bir tepe vardı, ya da dağ mı demeliyim? Neyse işte.
Onu tamamen yok ettim ve burayı düzlük bir alan yaptım. Fakat henüz normal zeminle aynı seviyede değil. Bir kat kaldı. Onu da bu kadar kazdım ama artık çok sıkıldım. Çünkü kazmaya gerçekten çok uzun zaman ayırdım. Geri kalanını daha sonra halledeceğim sanırım. Şimdilik yeterince alan açtım. Evet, son bir sıra daha kazayım hadi. Ve hiç alümitimiz kalmadı. Sanırım bunun adı alümit, yapıldığı maddenin adı. Hepsini kullandım buraları kazarken. Ama güzel, geniş ve düz bir alanımız oldu. Devasa bir alan. Şunun içi tamamen enerjiyle doldu. Ben de ondan sonra cihazları kapattım. Böylelikle işte boş boşuna enerjiyi üretmesinler. Nasıl olsa dolu bir şey kazanmıyoruz. Bu da boşu boşuna Nether Rock harcamasın diye. Ki daha bolca Nether Rock'ı var. Evet. Burayı da düzleştirdim yani. Şimdi lav depolayabiliriz tank yapıp. Neyin tanklarından yapabiliriz? Şimdi birkaç tane yapabileceğimiz tank var. Open Blocks'un tankları var ki gerçekten çok kullanışlı, güzel tanklardır. Ondan sonra Railcraft'ın tankları var. Tank wall'larla yapılan. Bilemiyorum hangisini kullanırsak. Steel'dan yapılıyormuş vesaire vesaire. Her şeyden önce Applied Energy Sticks'e geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın. Burada devasa bir alanımız var. Ve şu an ne üretmeye çalışsam tek tek hepsini kendi elimle yapmak zorundayım. Biraz otomatikleştirme istiyorum. Ve şu sandıklardan da kurtulmak istiyorum. Yani Applied Energy Sticks yapmaya başlıyoruz artık. Nokta Applied Energy Sticks. Hemen malzemeleri toplayıp geleyim. Hadi üretime geçelim. Umarım yeterince kuartım vardır. Şimdi öncelikle ME Controller yapacağız bir tane. Bunun için bir tane ME Advanced Processor gerekiyor. Bunun için Diamond, Redstone, Silikon. Ki Silikon da Sert Quartz Dust veya Nether Quartz Dust'tan yapılır. Nether Quartz Dust'ı da Macerator'dan veya Pulverizer'dan elde edebiliriz. Redstone, Diamond, bunları biliyorsunuz. Quartz Cutting Knife'a ihtiyacımız var bir de. Hemen onu yapalım. Aa, daha odunum yok. Quartz Cutting Knife. Bir tane elmas. Bir tane silikon yapacağız hemen. Şimdi Pulverizer'da şunu şey yapalım. Daha sonra bunu ısıtacağız. Silikon. Şimdi Flux kristal yapacağız. Bunlar için de şöyle yapılıyor. 4 tane. Şimdi şunu yapacağız. Şimdi ise bunu ısıtacağız. Bu ısıtırken de uyuyalım. Üretimleri biraz karışık ne yazık ki ve uzun sürüyor biraz yapması da. Ve ME Controller. Sistemin kalbi. Şimdi ME Drive yapmam lazım bir tane. Bunun için iki tane Basic Processor'a ihtiyacım var. Vesaire vesaire. Ben bunlarla bir sürü uğraşacağım. Gerekli olan her şeyi elde etmeye çalışacağım. Hadi fazla da kuartım yok ki. 10 tane silikon yapalım. İhtiyacımız olacağına eminim. Evet o zaman. Ben hemen geliyorum. Sadece ME Controller, ME Drive ve ME Crafting Terminal yaptım. Ve birazcık da kablo ve şimdiden Sertus kuartım bitti. Şurada birazcık daha var ama yani şimdilik öyle
büyük düzgün bir şey sistemi, Applied Energetics sistemi yapmamız imkansız gibi görünüyor. Bu kadar az kuartımız varken. Kısacası madene indikten sonra anca sistemi tamamlamaya devam edebiliriz. Şunu da hemen kurtulalım. Görüşürüz. Sarı kovana. Pulverizer'da falan bir sürü ısıtma falan işlemi yaptığım halde hiç enerjisi azalmadı. Herhalde biraz engine'lerde enerji kalmıştı. Bilmiyorum artık. Evet, tamam. Pekala, o zaman Applied Energistic sistemi yapamıyoruz. En azından şimdilik. Sonradan kesinlikle yapacağım. Birkaç bölüm sonra yeniden madene ineceğim. Ya da bu bölümle bundan sonraki bölüm arasında da olabilir. Bilemiyorum. Ondan sonra Applied Energistic sistemini tamamlayacağız. Ve bu seride bütün eşyalarımı, evimle ilgili her şeyi, yani en azından çok büyük bir çoğunluğunu direkt dışarıya yapmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar hepsinde kapalı alanlara sığdırıyordum her şeyimi. Bunda değişiklik olsun. Her şeyi dışarı yapalım. Şimdi bir tank yapacağız. Ürettiğimiz lavı depolamak için. Şimdilik bizim için en kolay olacak olan tabii ki şeydir. Open Blocks'un tanklarıdır. Ben de onlardan yapmayı düşünüyorum. Bolca obsidyen yapmıştım. Şurada. Hadi çantamızı boşaltalım her şeyden önce. Şuraya koyabilirim. Applied Energistics için yaptığım şeyleri buraya atabilirim. Tamam, sandık da şurada dursun. Dörtleri de atalım. Cobblestone, tamam. Şimdi yapmak için tek ihtiyacımız olan şey biraz glass pane ve biraz obsidian. Obsidian'ı tabii ki almayı unutmuşum. Şuradan alalım. Şimdi bakalım. 10 tane yapabiliyorum. Şimdilik 6 tane yapalım. Çok fazlaya gerek yok bence. Obsidian'a ihtiyacım olacak çünkü. Bunu nereye koyabilirim? Şimdi burada ne kadar enerjimiz kalmış? Bu cihaz hala tamamen full. Gayet iyi işaret bu. Bunun içinde birazcık daha lav var. Wrench mi alayım? Konuşamadım. Wrench mi alayım? Sizleri de alayım. Flea Duct. Diğer Flea Duct'larımı nereye koydum acaba artanları? Şurada mı? Leadstone Energy Cell burada. Flea Duct'larım da burada. Aynen. Şimdi. Ben muhtemelen lav deposunu daha sonra büyütebilirim. Çünkü lavı bir sürü şeyde kullanacağım. Burada fazladan ürettiğim lavı. Dolayısıyla büyük bir şey sığdırabileceğim bir yere yapmam lazım. Yani şuradan yapayım. Ama buranın böyle boşluk kalması olmaz ki ya. Değil mi? Hadi birkaç tane daha yapalım. Lav üretiriz ya. Boş verin, obsidiyen üretiriz. Hepsini kullanalım. Tamam. 3 tane daha arttı. Bununla da eminim başka bir sıvı depolamak için falan kullanabiliriz. Ya da şuradan bir tane daha uzatacağım. Şimdi Flea Duct'ları şöyle alalım. Şöyle yapalım. Sen oradan değil, buradan vereceksin. Doğru yer mi? Tabii ki değil. Hiçbir zaman... Öf, ne yapıyorum ya ben? Hiçbir zaman ilk deneyişte olmuyor. Bakalım. Burası olması lazım. Acaba şeyden mi görünmüyor? Tamam. Evet. Üstüne boru yok, önce görünmüyormuş. Tamam. Benim hatam.
Tam artık buradan lav geliyor. Ve buraya da olması lazım. Şu anda dolmaya başladı, evet. Sanırım. Sanırım buradan çekmem gerekiyor ama. Onun için de servo desem çıkar mı acaba? Servo desek çıkar. Server değil, servo. Bundan yapalım deyip birkaç tane. Evet, işimize yarayacak. İki tane yaptım. Şuraya bir tane koyacağım şimdilik. Boom. Numenic server installed. Şimdi sağ tık. Ignored desem. Ha. İşte şimdi oldu. Güzel. Lava burada depolayacağız. Buradan da tam ortadan şuraya gitmesi lazım bunun. Ve buraya da bir numenic servo koyalım. Ve bu da high olsun. Yani sinyal aldığında çalışsın. Bunların hepsini bir tane redstone devresine bağlayacağım işte. Engine'leri çalıştırdığımızda bu buradan lav çekecek. Engine'ler çalışmıyorken bu buradan lav çekmeyecek. O kadar basit. Tamam, şimdi ben bu cihazı bir daha çalıştırabilirim. Ve buna da bir tane lever koyacağım. Tam şurasının ortasına. Enerji harcıyor, evet, ama daha burada bol bol enerji var harcaması için. Yani o kadar önemli değil. Ve artık bedavadan lav da üretiyoruz. Bir yerden lav çekmekten çok daha iyi. Tamamen bedava lav. Tabii Nether Rock kullanıyoruz ama çok ucuz bir şey. Ve burada da bu bölümü bitiriyorum. Bir dahaki bölümde muhtemelen madene inmiş ve çıkmış olacağım. Ve buraları biraz daha değiştirmiş olabilirim. Evet, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.